Türkiye ve Rusya Suriye ateşkesini Birleşmiş Milletler'e kabul ettirdi. 20 Aralık'ta Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran'ın imzaladığı ortak anlaşma 31 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi. Kararla bölge güçlerinin eli daha da güçlendi. Anlaşma metni Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Churkin ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Güven Begeç imzasıyla sunuldu. Güvenlik Konseyi anlaşmayı kabul ederek Türkiye, Rusya ve İran'ın terörle ortak mücadelesini ve ABD'nin süreç dışında tutulmasını da kabul etmiş oldu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner kararı ulusal kanala değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özellikle Suriye konusunda ortak karar oluşturmakta zorlanan bir kurumdu. Farklı cepheler burada mevcuttu. Şimdi Türkiye ve Rusya beraber hazırladıkları tasarıyı BMGK'ya sundular ve 31 Aralık 2016 tarihinde kabul ettirdiler. Bu tasarıyla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iki ülkenin Moskova'nın Suriye konusunda aldığı inisiyatife destek vermiş oldu. Ortak imzayla sunulan bildirge oldukça kapsamlı. Bildiride ateşkesin koşulları somut bir şekilde ifade ediliyor. Örneğin Rusya ve Türkiye'nin Suriye içindeki ateşkesi gözetlemek üzere kontrol noktaları kurmaları, bu kontrol noktaları çerçevesinde taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları yürütmeleri, hatta bu arabuluculuk çalışmalarının peşinden garantör ülke olarak, Türkiye ve Rusya garantör olarak taraflara yaptırım uygulama haklarının da kazandıkları BM tarafından onaylanmış oldu. Yunus Soner'e göre yılbaşı gecesi yapılan saldırı da ateşkesle bağlantılı. Ateşkese karşı olan özellikle PYD konusunda hassas olan çevrelerin bir müdahalede bulunması mümkündür. AK Parti hükümetinin de dile getirdiği ateşkesten rahatsız olan çevreler bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabilir ifadesi belirli bir haklılık payına sahiptir. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin en başta Amerika ile yürüttüğü kendi milli birliğini koruma ve komşularının birliğini, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesine engel olamayacaktır.